Evet, sayfa 42'ye kadar geldik. Parabol uygulamalarına ulaştık. Şimdiye kadar parabol denklemlerinin nasıl kullanıldığı, grafiklerde neler yapıldı, hepsini inceledik yavaş yavaş. Bakın, bu bölümde parabol uygulamaları günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor, onları bir inceleyelim. Paraboller günlük hayatta karşımıza işte en çok mimaride çıkıyor. Özellikle asma köprülerde, asma köprülerin direkler arasında parabol şekli karşımıza çıkacak. Bu tip sorularda yine parabol özelliklerini beraber inceleyeceğiz. Bir başka kullanım alanı çanak antenlerde, mercek aynalarda, optik aynalarda yine şekil parabol şeklinde oluyor. Bunlara dikkat edeceğiz ve denklemi aktarıp yorumlayacağız. Bunun yanında matematik problemleriyle ilişkilendirdiğim zaman en büyük en küçük değerleri bulunurken bir ifadenin verilen fonksiyonu yine parabol karşımıza çıkacak. Burada dikkat edeceğimiz unsur en büyüklerini alırken yine kollar. Kolların yukarı doğru aşağı doğru olmasını inceleyeceğiz. Şunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Parabol kollar aşağı doğruysa maksimum değerini tepe noktasında alacaktır. Parabol kolları yukarı doğruysa minimum değerini yine tepe noktasında alacaktır. Maksimum minimum problemlerinde hep parabol denklemini kullanacağız. Şimdi bununla ilgili sorularımıza başlayabiliriz.